herhangi bir fark hissetmeyeceği söyleniyor. Dönebilen dijital ekranının yanında sağ taraftaki klasik görünümlü düğme simetrik olduğundan saati döndürdüğünüzde düğmeyi sol tarafa alabiliyorsunuz. OLED ekran sayesinde pili tasarruflu kullanacağı söylenen Moto 360 iddialara göre safir cam kullanacak. Gerçek saat tasarımına bağlı kalan Moto 360'ın üzerinde herhangi bir şarj, kontak noktası veya USB portu bulunmuyor. Moto 360'ın henüz açıklanmayan gizemli şarj yöntemi kablosuz şarj veya kinetik şarj olabilir. Kamera üzerinde Galaxy Gear ve Gear 2'nin aksine herhangi bir kamera bulunmuyor. Çünkü Motorola'ya göre bu klasik tasarıma uymuyor. Samsung'un akıllı saatlerinin aksine Moto 360 sadece Moto X'i değil daha çok akıllı telefonu destekliyor. Moto 360 düşük güç tüketimli Bluetooth 4.0'ı destekleyen Android 4 üçlü telefon ve tabletlerle çalışabiliyor. Bunun anlamı yepyeni bir iPhone 5S'iniz olsa bile Moto 360'ı onunla kullanamayacaksınız.